Saadet Partisi Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'la konuşacağız. Evet, konuğumuz hazırmış. Necmettin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim, merhum Oğuzhan Asiltürk'ü anıyoruz. Onun için program yapıyoruz. Siz hem milletvekiliyken, hem il başkanıyken, hem teşkilattaki diğer görevlerinizdeyken Oğuzhan Bey'le yakın çalışma fırsatı buldunuz. Neler söyleyeceksiniz Oğuzhan Bey hakkında? Evet, gerçekten bugün dünya olarak sıkıntılı bir dönemdeyiz. Gazze'de, Lübnan'da soykırımın yaşandığı bir dönemdeyiz. Elbette böyle bir günde Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin yokluğu biraz daha fazla anlaşılıyor, hissediliyor. Kendisi nevi şahsına münhasır bir insandı diyebiliriz. Her şeyden önce onu öngörüsüyle ve müzakereci kimliğiyle ben hatırlamak isterim. Müzakereci kimliği şu: 1974 yılındaki MSP-CHP koalisyonu kurulduğu dönemde Milli Selamet Partisi adına görüşmeleri Sayın Oğuzhan Asiltürk, Cumhuriyet Halk Partisi adına ise o zamanki Deniz Baykal yürütmüş. Her ikisi birlikte müzakere yürütmüş. Nitekim Sayın Recai Kutan büyüğümüzün de Kirazlı Dere'nin penceresinin diye cezaevini anlattığı kitabında da anlattığı üzere yine cezaevinde bulundukları süreç içerisinde MSP grubunu temsilen CHP grubuyla hapishanede iletişimi sağlayan kendisi. Aslında Oğuzhan Bey bir taraftan çok sert mizacı bilinen ama bir taraftan da o kadar naif, yumuşak, aynı anda her iki çizgiyi de gereği şekilde barındırabilen bir özelliğe sahipti. Öngörüsü için şunu söylemek, yine o dönemde hatırlanacak, tarihe kazınacak isim Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğu dönemde Adana İncirlik Amerikan üssüne el konulduğunu bizzat kendisi açıklamıştır. Bu da muhtemelen o günkü şartlarda cesaret isteyen bir şeydi. Bunu Oğuzhan Bey tereddüt etmeden gerçekleştirmiştir. Bu sadece o günkü şartlarda değil, tüm zamanlarda cesaret isteyen bir iş herhalde. Yani sadece o günlere has bir şey değil. Bugün bile o cesareti maalesef gösteremiyoruz biz. Evet, evet. Maalesef haklısınız Selim Bey. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde de mesela Türkiye'de Ergenekon operasyonlarının çok yoğun geçtiği bir dönemde, Ergenekon'a sahip çıkan herkesin darbeci kabul edildiği bir dönemde, din düşmanı kabul edildiği, çok sert, yoğun olduğu bir dönemde hiç tereddüt etmeden televizyonlara çıktı ve dedi ki Ergonasyon operasyonu ordunun içerisindeki Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir dedi. Ve bu söz o günlerde çok tepki çekmişti ama bir süre sonra ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte bu sözün haklılığı da bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Aslında yakın dönemdeki siyasi gelişmeyle ilgili de aktarmak gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde 2017 yılında değişen anayasayla birlikte yeni bir rejime değiştik. 12 Eylül darbesinden sonra anavatan, 28 Şubat darbesinden sonra 1. AK Parti dönemi, 15 Temmuz darbesinden sonra da 2. AK Parti dönemi geldi. Bu ikinci dönem biraz daha siyasi partileri birbirine mahkum eden ikili bir yapıyla karşıyaydık. İşte o dönemde 2018'de Millet İttifakı kurulduğu zaman CHP, İYİ Parti ve Saadet bileşenleriyle gerçekleşmişti. O zaman da bu ittifaka sonuna kadar direnen, bunun olması gerektiğini savunan Sayın Oğuzhan Asiltürk'tü. Hatta o zaman tabii bu kamuoyunda çok yaygın değildi. Şundan dolayı son seçimlerde liste bazlı bir ittifak gerçekleşti ama 2018'de herkes kendi listesinden girdiği halde bir blok olarak ittifak gerçekleşmişti. O zaman Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve salona birlikte girerek önemli bir mesaj vermişti. Ardından yine ölümüne yakın bir dönemde de Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle hem Cumhurbaşkanı'na eşlik etmiş hem de o dönemde Devlet Bahçeli ile kol kola girerek yani her kesimle ilişki kurabilen, her kesime aynı anda zeytin dalı uzatabilen ama
kişiliğinden taviz vermeyen ilginç bir durum olarak aslında bunu hatırlamamız gerekir. Nitekim son günlerde de hayatını adadığı bir başka önemli yönde eğitim alanıydı bildiğiniz gibi. Kendisi siyasi çalışmalardan artık onu daha çok gençlere devretti. Bu açıdan da gençlik eğitimine yönelik çalışmayla işte Hak ve Adalet Konferansları adı altında bir konferanslar dizisine girmişti. Tabii bugün Oğuzhan Bey'in şöyle bir durumu da oldu. Kendisini hayatında anlamayanlar bugün daha farklı bir anlam atfetmeye başladılar. Bu da siyasetin cilvesi diyelim. Bugün aslında Erbakan'ın için de aynı şey olmuştu. Yani Erbakan'ın da vefatından sonra oldukça iyi anlaşılmıştı. Evet, kısmen bu doğru ama şu bir gerçek ki Erbakan Hoca nihayetinde kurucu liderdi. Ardından da Oğuzhan Bey, hocanın vekaleten hocanın makamına oturmuş birisiydi. Doğal olarak da aynı süreçte karşılaşması pek tabidir. Bundan sonraki süreç için artık yeni bir yolun başlangıcındayız. Milli Görüş Hareketi 50 yıllık, 55 yıllık sürecinden sonra ilk defa ilk nesil kuşağın ötesinde yeni nesle aktarma süreciyle karşı karşıya. Bu açıdan da bu süreçteki gelişmelerde tabii geçmişin yönlendirmesiyle geçmişte geleceğin bağını kurarak inşallah temenni ederim iyi şekilde gerçekleşir. Burada ben yine senin bir Suriye meselesine de kısmen izninizle değinmek isterim. Bildiğiniz gibi 2012 yılı Ocak ayında Saadet Partisi heyeti olarak 5 kişilik parti heyeti o dönemin genel başkanı Mustafa Kamalık başkanlığında Sayın Temel Karamoğluoğlu ve bendeniz ve iki partilimizle birlikte yoğun bir basın grubuyla Suriye'ye Beşşar Esad'a ziyaret gerçekleşmişti. O zaman da bu ziyaretin amacı her ne pahasına olursa olsun bir İslam ülkesinde açlığa iç savaş olmaz mantığıyla gidilmişti. Nitekim bu mesajlar da verildi. O dönemde de çok ciddi tepkiler gösterildi. O dönemki tepkilerden de yine Saadet'in adeta Şiacı, Beşşarcı vesaire olduğu pek çok maalesef ki zihinlere kazınan saldırılar oldu. Ben burada şunu aktarmak isterim. O günkü Gezi'nin de fikir babası, mimarı Sayın Oğuzhan Asiltürk'tü. Kendisi esasen Barış İyi Niyet Girişimi adı altında İslam ülkelerinin liderlerini, İslam ülkelerindeki İslami hareketlerin liderlerini kapsayan bir heyetle böyle bir girişim olması yönünde bazı müzakereler oldu ama belli bir nokta geldi. Takdir edersiniz ki bütün ülkelerin kendi iç siyasi şartları var. O biraz da hızlı davranılması gereken süreçte bu girişim gerçekleşmeyince Oğuzhan Bey'in telkiniyle bu defa parti heyeti olarak bu gezi gerçekleşti. Ama bugün maalesef üzülerek ifade etmek durumundayız ki o günkü söylenenlerin, o günkü duruşun ne kadar önemli, haklı olduğu bugün acıyla ortaya çıktı. Maalesef. Zaten Milli Görüş Camiası açısından da aslında belli kırılma noktaları yaşadık. Birincisi 1 Mart tezkeresi. 1 Mart tezkeresine AK Parti'ye yeni geçmiş olan o günkü AK Partili milletvekilleri henüz eski Refah Fazilet döneminin iziyle, etkisiyle 1 Mart tezkeresine büyük ölçüde hayır vermişlerdi. Tezkere reddedildi. O bizim camiamız açısından bir kırılma noktası oldu. O günden sonra bir psikolojik harple karşı karşıya kaldık. İnsanların bize düşman olmaları sağlandı. 10 yıl sonra da 2012-2013 yılında Suriye Savaşı başladıktan sonra aynı hadiseyi yaşadık. O zaman da Suriye'de savaş olmamalıdır. Her ne pahasına olursa olsun barış aranmalıdır dediğimiz için Şiacı, Esadçı olmakla suçlandık. O da bizim açımızdan doğrusu ikinci bir kırılma olmuştu. Bugün de görüldüğü kadarıyla 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra da adeta Sayın Erdoğan ve AK Partililerin bugüne kadar yanlışlıkla Gülen grubuna destek verdi. Bugünden sonra bunlara sahip çıkılması gerektiği gibi böyle bir algıyla 2017-2018'den sonra da üzerimize 3. operasyonun çekildiğini de görüyoruz. Bugün özellikle meclisin açılışıydı bildiğiniz gibi. Evet. Mesela
pek çok Saadet Partisi'nde bile görev yapmış il başkanlarının orada milletvekili olarak görev yaptığını, seçildiğini biliyoruz. Bu şundan, Sayın Erdoğan bu dönem bugünkü konuşmasında da belirttiği gibi yeni anayasadan söz ediyor. Yeni anayasa diye arzu edilen şey inanç esaslarına dayalı, özgürlükçü vesaireden öte sadece iki madde. Üçüncü dönem seçilme hakkının tanınması, seçimin 50+1 değil de 40+1 ile tamamlanması. Bunun için de daha kullanılabilir, kullanışlı, itiraz etmeyecek, uyumlu kitlelerden oluşan bir iktidar grubu ortada. Burada hep Oğuzhan Asitürk'ün kişiliğini görüyoruz. Hemen her noktada normal, edilgen bir siyasetçi tavrıyla değil, aksine kendisi olayda nasıl her zorluk pahasına işi üstlenebiliriz, mücadele ederiz, müdahil olalarız, tavrımızı koyarız işindeydi. Gerçekten hani Kur'an'da buyurulduğu gibi kınayanın kınamasına aldırış etmeden dümdüz giden bir isim varsa zannediyorum bu isim Oğuzhan Asitürk'tü. Evet. Nihayet bugün de belki de bu kimliğinin bu yönüyle ortaya çıkması da bu açıdan anlamlı. Peki bugün Oğuzhan Bey hayatta olsaydı şu anda yaşanan sürece işte Lübnan, Filistin ve İsrail'le verilen mücadeleyle ilgili ne yapardı? Nasıl tepki verildi? Neler söyledi sizce? Muhtemelen iktidara yönelik belli adımları atmasını sağlayacak girişimler içerisinde bulunurdu. Mesela son yani az önce arz etmeye çalıştığım gibi aynı anda birden çok siyasi aktörle, birden çok grupla görüşmesi de bu müzakereci etkin kimliğinin bir parçası. Bugün yapılacaklar aslında belli. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı bence bugünkü konuşmadaki tarihi bir mesaj da Netanyahu'nun İsrail soykırımcıların bir sonraki hedefin Türkiye olduğu, Anadolu topraklarında gözü olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı devletin en tepesindeki bir isim olarak itiraf etti. Bugüne kadar biz belki Milli Görüş Camiası, başka hassasiyeti olan insanlar bu konuyu gündeme getiriyordu ama bugün bu ifadelerin Cumhurbaşkanı'nca ve meclis açılışında söylenmesi de artık devlet politikası olarak da önümüzdeki hedefin ne olacağını, hangi tehditlere maruz kaldığımızı göstermesi açısından önemli. Bugün Oğuzhan Bey olsaydı muhtemelen burada atılacak adımlarla ilgili girişimleri olurdu. Mesela hiç olmazsa İsrail'deki büyükelçiliği kapatarak bir adım atmış olalım. Bütün İslam ülkelerine mesaj verelim. Malatya Küreci'yi kapatalım. Adana İncil'i kapatalım. Dolaylı yoldan da olsa gemileri, mazotu durduralım. Tedarik zincirini askıya alalım. Bir tavır koyalım. Bizim bu attığımız adımla diğer ülkelerde bizden cesaret alır, onların da bir adım atmasını sağlarız şeklinde bir girişimler olurdu. Ama bugün maalesef böyle bir girişimler olmuyor. Bir taraftan en yüksek perdeden, en yüksek seslerle tehdidin boyutu göz önüne seriliyor. Ama iş icraata gelince en küçük bir adımın atılması da ortada. Eğer protestocular herhangi bir kafe markasını basacaksa, camlarını indirecekse öne açılıyor ama BOTAŞ'ı, diğer kamu kurumlarını eleştiren bir tepkinin içerisinde İsrail Büyükelçiliğine hedef alan bir eylemde ise coplandığını hepimiz görüyoruz. Yabancı ise sınır dışı edildiğini görüyoruz. Aslında bugün protestoların bile kamulaştırıldığı, kamuca yönlendirildiği, daraltma, karartma altına alındığı bir süreci yaşıyoruz. Görüyorsunuz klasik basın eyleme, fotoğraf sergisi, basın açıklamasıyla filanca markanın reklamını yapan ürünün teşhiriyle efendim biz bunu boykot ediyoruz diyerek adeta İsrail'le tepki verildiği gibi böyle bir yanlışla karşı karşıyayız. İşte buralarda bir üst akla ihtiyaç var ki Siyonist katiller de bunu görüyor. Hamas'ın liderlerinin lider kadrolarını şehit ettiler. Keza Hizbullah'ın lider kadrolarını birer birer ortadan kaldırıp şehit ediyorlar. Belli ki İslam dünyasında lider sayılabilecek öncü isimlerin varlığından rahatsızlar. Öyleyse bizim İslam alemine öncülük edecek
liderlere daha fazla sahip çıkmamız gerekir. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sizin şahsınıza, Milli Görüş Camiası'na ve Saadet Partisi Camiası'na da tekrar başsağlığı diliyoruz. Yerimize katıldığınız için teşekkür ederiz Nevrettin Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz.